İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeyim. Emin Çapa'yla geziyorum. Şimdi buradaki eserleri sizin için soruyorum kendisine. Emin Bey, bu koltuğu anlatır mısınız? Antik kentinden çıkmış. Orada tiyatronun fotoğrafı var. Tiyatronun önünde zenginler, soğurlar veya kentin büyük hamileri, yöneticileri için özel koltuklar görüyorsunuz. Bu koltuk hemen grifon var. Grifon bir mitolojik hayvan. Sphinx gibi düşünün. Kartal başlı. Ayaklar aslan pençesi şeklinde. Grifonun kanatları var. Burada kanatları görebilirsin. Biraz ters etkisi. Kanatları nasıl kıvrıldığına dikkat et. Şöyle şu şekilde. Böylece iki tarafında grifonun olduğu bir şey. Arkada iki grifonun kanatlarının birleşmesi için bir figürünle de görüyorsun. İnsanlar normalde, normal seyirciler bunun arkasında kalıyorlar. Arkasından seyirciler. Şurasında bir şey daha sormak istiyorum. Şu heykellerin başı neden kesik? Dikkat ettim, hepsinin başı yok. Heykellerde en büyük sorun kollar ve baştır. Kolsuz ve başsız heykellere torso diyoruz. Çünkü kopuyor. Bunlar mesela bu heykel M.Ö. 2. yüzyıl. 2. yüzyıl demek 2200 yıl önce yapılmış. 2200 yıldır. Bunu korumak o kadar kolay değil. Yani başları, kolları korumak kolay değil. Onun için kollar ve başlar özellikle gövdenin uzaksa bile kopuyor. Yani çık diye gidiveriyor. Çoğunlukla da bulunamıyor. Bazen ayrıca bulunuyor. Onun için genelde korsa. Mesela burada başka bir şey görüyoruz. Burada heykelin başı ayrıca yapılmış. Heykelle birlikte yapılmamış. Bakın şurada izin yerini görüyorsun. Bunun içine yerleştirmiş. Bak şurada yeri var. Buraya konmuş. Bu heykel, o baş şimdi kim bilir nerede? Orada bir boğa sahnesi görüyorsun. Burada av köpeğiyle aslan, pardon o domuz galiba değil mi? Domuz. Aslan, domuz mu? Aslan. Yakışıklıymış değil mi? Satir, şeytansı yaratığı temsil ediyor. Kır tanesi pana bağlı satirler. Ve biraz daha böyle hani baştan çıkarmayı, esirmeyi, kendinden geçmeyi falan temsil ediyorlar. Yani o kendinden içip, kendinden geçip çılgınlıklar yapmayı. Dionysos'un veya Roma'daki adıyla Bacchus'un şenliklerinde özellikle çok görüyoruz onları. Estiriyorsun yani içki veya şehvetle kendinden geçiyorsun. Onu temsil ediyorlar. Şimdi burada torso ne demek onu göreceksin. Bacaklar kopmuş. Baş kopmuş ama burada da kolun bir parçası kopmuş. İzinler içerisinde deviriyor, düşüyor, üstüne toprak geliyor, şey oluyor. Dolayısıyla da kolun çok zor. Bir şurada görüyorsun bir ağaca yaslanmış bir halde olduğunu görüyoruz. Saçlar kıvırcık şekilde yapılmış. Baş sola doğru hafif cönük ve ufka doğru bakıyor. Dudaklar kapalı. Bizde ifadesiz bir surat var. Bu Halikarnas'ta bulunmuş. Milattan önce 30 ile milattan sonra 395 arasında bir yerde yapıldığı tahmin ediliyor. Bir rahip heykeli. Romalılarla antik Yunanlar arasında bir fark var. Antik Yunanların hayal güçleri çok acayip, çok yüksek. Hayal ediyorlar, değiştiriyorlar. İdeal güzelliğin peşinde koşuyorlar. Romalılar öyle değil. Romalılar tanrılarının bile çok büyük kısmını Yunanlılardan alıyorlar. Onların hayal güçleri de daha küçük. Mühendis Romalılar, çok güzel mühendis işte Roma yolları, o kemerler, köprüler onları yapıyorlar. Yunan'da kemer yok örneğin. Dolayısıyla bu sanata da yansıyor. Yunanlılar ideal erkek ve ideal kadını arıyorlar.
Yunanlılar. Romalılar da öyle değil. Romalılar sizi tasvir ediyorlar. Dolayısıyla daha gerçekçi heykel yapılan kişinin daha gerçekçi tasvirleri var Yunanlarda. Burada da çok güzel bir şekilde bayağı gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş sakallarını görüyorsunuz. Burnu, gözleri. Yan tarafta saçlar örülmüş. Şurada şurada döküldüğünü görüyorsunuz. Togasını görüyoruz kendisinin hemen üstünde. Elinde de tutuyor zaten. Yan taraftan da tutuyor. Gayet gerçekçi. Bir Zeus başı görüyorsunuz. Afrodit bütün güzelliğiyle. Roma dönemine ait bir kadın başı heykeli, bir kadın heykeli. İşçilik mükemmel. Şu taştaki oymalar, kıvrımlar. Yine Roma dönemine ait bir kadın. Bir Asklepios heykeli. İzmir Arkeoloji Müzesi çok küçük bir müze. Bunun sebebi de Efes'in, Bergama'nın kendine ait müzelerinin olması.